Selamlar herkese. Ben Kerem, söz konusu sanattan. Bugünkü dersimizde Pera'nın Giz adlı parçasını A'dan Z'ye detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Lafı çok fazla uzatmayalım. Parçanın girişindeki introyu sizlere bir kere çalmak istiyorum. Ardından detaylı bir şekilde nasıl çalındığını ifade edeceğim. Parçamıza şu şekilde başlıyoruz. Parçanın girişinde çaldığımız akor yürüyüşü bu şekilde. Çok basit, şöyle başlıyoruz. Yukarıdaki tablardan sizler de takip edebilirsiniz. İlk önce C power chord, ardından La power chord arasında şunu yapacağım. Kök sesi ve tam beşlerini basıyorum. Ardından re telini boşluğuna atacağım. İlk cümlem şu. Ardından La'ya geçtim. Tekrar C. Boş mi, bir alt iki si, serçe parmağım re teli beş sol yaptıktan sonra tekrar mi'li pozisyon, ardından en üst üç sol çalıp duruyorum, sonra bunun oktavını atlıyorum re teli beşe geçtikten sonra 5-7-5 hemron plof üçleme dörde slide. Üstel 7, re teli ardından re teli 5-7, re teli, pardon la teli 5-7, re teli 4. Son cümle şu halde almış oldu. Burada sadece çalarken şunu söyleyebilirim. Şu pozisyonu normalde şu şekilde çalmanız daha avantajlı. Özellikle gitarı ayakta çalıyorsanız, ancak işaret ve orta parmaklarınız açıldığında elinizin şu bölgesinde fazla baskı hissediyorsanız ya parmak açma egzersizlerine biraz yönelin ya da burayı şimdilik işaret yüzük serçe grubuyla almaya çalışın. Ancak burayı şu parmak gruplarıyla çalmak daha doğru olacaktır arkadaşlar. Ardından "O bende gizli kimse bilmezdi" sözleriyle beraber yeni bir yürüyüşümüz başlayacak. Buradaki part oldukça uzun, baştan sona size çalmayacağım. Kolay, az önceki yaptığımız şekilde hangi figürü kaçar kez çalarak ilerleyeceğinizi aslında anlatmak istiyorum. Buraya şöyle başlıyoruz. Şimdi "O bende gizli kimse bilmezdi" sözleriyle beraber şu kalıbı bir kabul edersek si la geçişini, bunu tam 4 kez arka arkaya çalıyoruz ilk aşamada. 2 3 pardon 2 de izahlar. Burada bitirdiğimde "gözleri öyle derindi" sözüne geçtiği anda mi pozisyonuna geçiyorum. Ardından sol. Burayı bitirdik. Ardından "ve o bilmiyordu onda nasıl kaybolduğumu" söz grubuyla beraber tekrar si'ye geçiyoruz. La. Şimdi burada direkt si la yaptıktan sonra mi'ye atlıyorum. Tekrardan si'ye geliyorum. La. Ardından "bilmiyordu benimse bildiğim" sözüne geliyoruz. Yani burada en son si'yi çaldık. La. Ardından "bilmiyordu benimse bildiğim" sözüyle beraber sol'e geçiyoruz. Aynı arpeji burada yapacağız. La. Tekrar sol. La. Bir tane daha la. Buradaki kalıp birazcık uzun, sözleri yedirerek gitmeniz gerekiyor. Şimdi baştan itibaren yavaşça toparlarsak şöyle oluyor arkadaşlar. İlk önce ne dedik? "O bende gizli, gizli kimse bilmezdi" sözleriyle beraber 4 tane şu arpejle başladık. Toparlıyorum şu an konuyu.
Şu geçişi 4 kez çaldık. Bunu 4 kez çaldıktan sonra mi'ye geçtik. Sol'e geldik. Tekrar si'ye geliyorum. La. Mi. Sol. Tekrar si. La. Şimdi sol. Ardından geceler bana yorgan sözleriyle beraber parçanın aslında nakaratına giriş yapıyoruz. Burada bir power chord yürüyüşümüz var. Gitarı susturarak çalıyorsunuz. Sadece 3. turun sonuna doğru bu susturmayı açacağız. Bir kere baştan sona çalmak istiyorum. Ardından sırasını anlatacağım. Oldukça basit bir part. Buraya da şu şekilde başlıyoruz. Kolay bir yürüyüş. Şimdi burada arka arkaya 3 kez döndüğüm power chord sırası şu. C power chord, La power chord, Mi, son olarak ise Sol. Her birini susturarak 8 kez çalıyorum. C, La, Mi, Sol grubunu bir kabul edersek 3 kez arka arkaya çalınıyor. Yani bunu 3 kez arka arkaya dolandık. 4. kalıba geçtiğinizde C'den giriyorsunuz. La. Mi. Mi'den sonra Sol'e geçmek yerine şu arpeji yapıyoruz. La 2, Si, Re, Tel 4, Fa diyez. Ardından Re, Tel boş. Sol 2. Sonra ise şunu ekliyorum. Yavaşça birleştirecek olursak şöyle duyuluyor. Ardından o bende gizli, kendini bile bilmezdi sözleriyle beraber tekrardan arpej yürüyüş yapacağımız parta geçiyoruz. Buradaki sıralamanın sonu birazcık farklı. Şimdi baştan sona burayı bir keresi ifade etmek istiyorum. Ardından nasıl çalındığını anlatacağım. Bu parta şöyle başlıyoruz. Şimdi önceki kalıptan hatırlayacağınız üzere aynı kısım aslında, girişleri en azından. Si ve La arasından başlıyorum. 4 tur şunu çalıyorum yine. İş burada değişiyor. Sol'de şunu yapıyorum. Mi'yi çaldıktan sonra Sol'e geliyorum. Yukarıdan aşağıya bir kez arpejliyorum. Ardından burada Re power chord basıyorum. Buradaki part aslında bu kadar kısa, ilki kadar uzun değil. Partı çaldıktan sonra bilmiyordu onda yeniden nasıl dolduğumu. Söz grubuyla beraber yine bir susturarak power chord yürüyüşümüz var. Buradaki partın sonunda ritim kalıbı değişiyor. Farklı power chordlara geçmemiz gerekti. Sol ve La'yı ekleyeceğiz. Oldukça kısa, ilki kadar uzun değil. Şimdi burayı bir kere sizlere çalmak istiyorum. Ardından buradaki partisyonu anlatacağım. Buraya da şöyle başlıyoruz.
parça oldukça keyifli ve kolay. Şimdi girişimiz aynı. Bir tur si, la, mi, sol çalıyorum. Her bir 8 kere. İkinci turda si'ye geliyorum. Susturma hala devam ediyor. La. Mi'ye atlamıyorum. Mi yerine direkt sol'e geliyorum ve şu ritme atıyorum. Şimdi burada vur, çek, that note, that note. Vur, çek, that note, that note, vur. Yani şu. Tüm akor kalıplarında sol, la, sol, la, en son bir la daha ekleyeceğiz. Hepsinde aynısını yapıyorum. La. Kalıbı da bu şekilde çalarak bitirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan nakarat yürüyüşüne geri dönmemiz gerekli. Bunun arkasında solo sayılmaz ancak bir lead yürüyüşü var. Şimdi burada nakaratta ne yapıyorduk? 8 si, 8 la, 8 mi, 8 sol. Bu devam ederken arkasına bir melodi çalacağız. O melodinin nasıl olduğunu bir kere dinletmek istiyorum. 1, 2, 4 tane kalıptan oluşuyor. Bu 4 kalıp parçanın sonuna kadar aynen devam ediyor. Hiç değişmiyor. Oldukça keyifli ve kolay. Yavaşça çaldığımda şöyle duyuluyor arkadaşlar. Dediğim gibi 4 tane kalıptan oluşuyor. İlk yürüyüşümüz şu. Sol 11, si 10. İkisi arasında şunu çalıyorum. Ardından sol ve mi telleri 9. Pardon, ilk grupta da sol ve mi arasında si yok. İkinci grup sol ve mi, yine 9'a basıyorum. Burayı isterseniz bare olarak da kapayabilirsiniz ancak ben bare olarak kapamayı sevmiyorum. Şöyle çalmak daha rahat geliyor. Aynı ritim burada var. Ardından aynı grubu iki geri götürüyorum, 7'deyim. Bu üçüncü kalıp, dördüncü kalıp sol 11, si 12. Bundan sonra tekrar başa dönüyoruz. Bu arka arkaya çalınıyor. Benim bu keyifli parça hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki en kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum. Eğer bu video sizlere bir şey kattıysa, gelişimize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.